Evet, depremin 14. günü 19 Şubat 2023 Soku Milyanlı köyüne geldik. Şirin bir köye benziyor, güzel bir köye benziyor. Yapıları, evleri gayet düzenli bir köy. Evler çok iç içe ama görebildiğimiz kadarıyla yapıların büyük bir bölümü yani ayakta, hatta hiç yıkılan bina yapı görmedik daha. Evler yeni gibi. Böyle bu aşağı mahalleye doğru bir gidelim. Köyünde gerçekten henüz yıkılan tek bir yapıya bile rastlamadık. Bırakın yapıları, istinat duvarları dahi, bu eski yapılar dahi ayakta. Kullanılan, kullanılmayan bütün yapılar ayakta gibi görünüyor. Burada çadır da göremedik. Yani şimdi birilerini görürsek sorarız ama insanlar evlerine girmiş de olabilirler. Evet, bakın evinin balkonunda oturan aileler var. Bir merhaba, geçmiş olsun. Sağ ol. Buyurun. Amca, bu Soku Milyanlı kaç haneli bir köy? 150 haneli bir köy falan var. 150 haneli. Ha. Maşallah, sizin köy sanki hiç deprem görmemiş gibi görünüyor. Şükür yok. Değil mi? Hiç göçük de yok. Çevreden var. Ha. Ama köyde yok. Çok iyi. Yıkılan bina da yok. Yok, ev yok. Yok. Çok şükür. Siz çok nereden iyi. Geliyor? Nereye gidiyor? Biz gazeteciyiz. Biz gazeteciyiz. Diyarbakır'dan geldik. Öyle mi? Evet. Gelin bir çay mı içelim. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Siz şimdi evde mi kalıyorsunuz? Ne yapayım? Ha, ya çadır... Bazı şey oluyor. Bazı sarsıntı oluyor. Dışarı kaçıyor. Evet. Ya bugün Maraş'tan 5'in üzerinde şey çıktı. Hı hı, doğrudur. Biz de hissettik. Ya bilmiyorum ben. Baktılar, bizim evler hep sağlam dedi. Hı hı. Bence daha öyle bir deprem daha olmaz, biliyor musun? Olur mu? İlkin İnşallah gibi. Olmaz. İlkin he? Gibi olmaz. Bazı yani, mühendisler öyle diyor. Öyle olmaz diyor. Evet. Bu dereceden olmaz yani. Evet evet. Peki. Çok sağ olun. Yani siz bu herhalde burada çadır da görmedik. Herhalde hiç kimse çadıra çadır falan da girmedi. Çadır attılar da kurmadık. Biz dedik ki kardeşim, bize çadır lazım dedi. Nerede yıkık varsa oraya verir. Evet. Çünkü buraya yazık değil mi? Peki sen şu köy mahvolmuş. Gelen köy. Hangi? Musolar. Şurada oba var. Mahve 7 tane ölü var. Hangi oba? Şu Sakarka'ya bağlı. Hı. Sakarka'da var ölü, mahvolmuşlar. Şükür Allah mı korudu bizi? Bilmiyorum işte, bizi korudu. Evet. Ha, çok şükür. Çok iyi, çok geçmiş olsun. Sağ olasın. İsmin neydi amca? Mehmet Sarı. Mehmet Sarı. Evet. Memnun olduk amca, iyi bakın kendinize. Siz peki hizmet ne? Biz gazeteciyiz. Heh. Diyarbakır'dan geldik. Öyle mi? Depremin ilk gününden beri buradayız. Öyle mi? Evet. Çok Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz biz. Bizim oradan bir gelecek geldi. Evet. Urfa'dan, Diyarbakır'dan geldi. Doğru. Devletten değil. İşte iş alalım. Evet. Vatandaşa gönderme sağ olsun. Evet. Allah hayırlarını kabul etsin. İyi, kendine iyi bak amca, kolay gelsin. Yalnız kalsaydım bir kahve içerirdim size. Teşekkür ederiz. Valla çok güle çok güle. Güzel bir teklifte bulunuyorsun da. Buradan gidemezsin, çıkamazsın. Tamam, döneriz o zaman. Heh,
Orada dönün. Tamam. Bu yol şimdi çamur. Tamam. Hı. Tamam oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Köy sağlam ya. Evet. Antep'teki, Bazar'daki köy olanlar geldi. Hı hı. Bu sefer çevre köyleri geliyor. Doldu. Yani boş evler de doldu, ahırlar da doldu. Biz dedim verin. Arkadaşlar verin, böyle bir güne birbirine yardım edin dedim. Çok. Şimdi nüfus çok oldu. Evet. Çok. İnşallah yani da, bu köyden olmayıp da ha yani sağlam diye. Sağlam diye geldiler, yani duymuşlar, gelmişler. Ha, çok iyi. Yıllardan yıkık var, ev yıkılmış, adı yer yok. Evet. Çadırlar vermiş, öbürler de buraya sağlamdır diye işte ambarlara koyuyor. Biz de yanımıza alıyor. Çok iyi. Ne yapacağız? Çok iyi. Aynı öyle. Müthiş bir şey. He? Müthiş bir şey. Çok aynı, iyi tabii yapıyorsunuz. Bugün öyle bir günüdür. Evet. Ha. Yarın bak kırkurmanç da olabilir. He, kırmanç. Kırmancı zanin hafı. Zanin. Başım kırmancı hiç karibeci. Evet, kırmancı ne? Zaten biliyorsun. Serçava. Navevri kırmancı hiç soku mil yanlı yani. He. Kırmancı yusaya. Çünkü ha burada hani bir şey oldu ya. Böyle şey... İlkin köydü de şimdi halandı kazan mı şey mi oluyor? Evet. Mahalle. Mahalle oluyor. Tokumlan'ın mahallesi. Bu ne genellikle hepsi yurt dışında. Evet. Şimdi Bazacı'nın büyük bir şansı var. Bütün yurt dışında. Onda kurtulurlar Bazacı. Evet. Burada olsaydı var ya çok zahat verirdi. Doğrudur. İnşallah da herkese Allah'ım herkese yardım etsin. Amin. Herkese yardım etsin. Amin. Yani öyle oldu ki ne bileyim. Ya biz attığında buraya çıktık ki Allah'ım geldi burada. Allah gum 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 bu tarafta gum gum. Doğal gaz burada vardı o patladı. Bir yanı onda kurdu. Bugün saate şükür. Ki iyi. Çok hadi iyi. Teşekkür ederim çok sağ olun. Siz de sağ olun. Kolay gelsin abla. Size de kolay gelsin. Balkonda görünce sevindik. İlk defa bir yapının içerisinde insanlar oturmuş sohbet ederken aynı, görebildik. Aynı. İşte mutlu da olduk. Yani. Evet. Daha olacak mı? Valla dikkat etmek lazım ama olan sizin köy maşallah. Biz kabul etmedik. Biz dedik köyü çadır kurarsa ayıp olur. Yıkık yerleri bize gülerler yani. Muhtara dedi ki ver bunları. Geri ver. Ya şu köye ver, şu tarafa ver. Adamlar ev yıkmış, bir şey kalmamış. Evet. Verdiler. Hani iki tane çadır burada kaldı. Çok iyi, çok hı-hı iyi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet amca çok güzel özetledi. O yüzden onun sözlerinin üzerine herhangi bir söz eklemek istemiyorum ama bu köyün güzelliğini, köyün bu dayanışmacı ruhunu sizlere böyle göstermek istiyoruz. Evet, Soku Milyanlı köyü böyle bir köy, güzel bir köy ve yan köylerle dayanışma sergileyen, gösteren bir köy.